zaman aç kalmamak ve çalışmaya devam etmek için anadolu bir insanı ekmeğin yanında götürmek. Çok harika bir şeydir. Şimdi Cevat Bey işte uçak parasını aldı filan deyince ya buna alışır. Yani ekmeğe yanında gitmeye alışır. Toplumsal hizmet benim kardeşlerim, arkadaşlar bunun gerektiği yok. Bu bir övünmel şey değil, söylemeye de değmez. Ama bu toplumsal hizmetin, toplumsallaşmanın, toplum bilincine sahip olmanın en önemli taraflarından biri, yönlerinden biri. Bunu hiç yatsımayın ve hiç kuşkum yok ki siz de benzer yollardan geçeceksiniz. Ona hazır olun. Yani ekmeğe yanında gidin geçeceksiniz, yemeğe yanında. Bu bir. İkincisi, böyle yapıyorum çünkü kitabına orada göründüğü için. Bazı yazılar önümüze geçecek. Oraya bakmayın, beni dinleyin diyeceğim ama olmayacağı için ben kısaca bir özet vereyim. Özet şu. Cumhuriyet ve günümüze gelen sürecin belli dönemsel olarak incelenmesidir burada yapılan. O dönemlemenin mantığını biraz sonra konuşacağız. Özetlemeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla benim konuşma sürem 30 dakika dolayında olacak veya 40 dakika dolayında olacak. Yok. Şunu demek istiyorum. Bittikten sonra sorma, tartışma, neyse, özgürce düşüncelerinizi yansıtma zamanımız olacak diye düşünüyorum. Ve şimdi başlayabiliriz. Şimdi Türkiye'miz önemli büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Ben ekonomi sınıflarında arkadaşlarımıza, öğrencilerime değişimi anlatırken patenti bana ait olmayan bir örnek kullanıyorum. O da şudur. Adem ile Havva'nın cennetteki son durumda. Şimdi cennette geçerken Adem ile Havva büyüklerimiz Havva elmayı koparıyor. Adem'i uzatıyor. Adem bir ısırıyor onu, dönüyor, sevgilim diyor. Sanırım, düşünüyorum ki önemli bir değişimin eşiğindeyiz. Şimdi Türkiye'de, biraz evvel önce Özdemir arkadaşım yaşımı söylüyordu zaten, söylemeye gerek yok. Her gün Türkiye'de biz bir büyük değişimin eşiğinde yaşıyoruz. Şimdi bunları değerli toplumda bir arada izlemek, gözlemek, değerlendirmek önemli diye düşünüyorum. Ve bu çalışma o şeyin eseri. Ne derler? O düşüncenin eseri. Şimdi burada benim işim değil. Nasıl yapacağız? Şey var mı? Bana verilmiş. Başlıyor. Nereye başlayacaksınız? En sonunda. Şimdi. Burada yapılmak istenen şu. Son 100 yıl boyunca ülkemizde önemli değişiklikler oldu. Değişim söylüyorum. Oldu. Ve bu değişimler, bu oluşumlar birbirini etkileyen, besleyen, birbirini doğuran bir özellik taşıyor. Bunu bu işe Cumhuriyet Çağdaşlaşması dediğimiz bir dönemle başlamak. Bu dönem
işte daha çok değil. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu, bu Salmanistik Savaşı ve devamı olayı. Ve bu dönem şeye kadar, 1945'e kadar süren bir dönem, Cumhuriyet Çağdaşlaşması'nın temel özelliklerinin bilinmesi gerekiyor ki günümüzün Türkiye'sini anlar. Bu şeyde temel varsayım bu kitabın ortaya çıkmasında. Ana doğrusu şu, insanlığın gelişmesinin çizgisi var, yönü var, doğrultusu var ve ne kadar kırılma, gerilene, geri düşme, yılgınlık, savaş vesaire olsa da bu gelişme insanın bedeniyle ve aklıyla özgürleşmesi yönündedir. Bir kez ben bu gerçekten bir doğrudan yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Burada sayılır işte insan hakları bilgi yerlerinden başlayarak günümüze kadar uzanan temel hak ve özgürlükler çok önemli. Siyasal haklar, ekonomik haklar ve bunların güvencesi olan yasal ve kurumsal yapılar. Bunun lafını özellikle yorumlamak ihtiyacını duyuyorum. Geçmişte verilen uğraşların, savaşların, kayıpların, ölümlerin, devrimlerin, karşı devrimlerin sonucu ve bunların gelişmenin sağlığında üretim güçlerinin gelişmesidir esas olarak. Ta ilk insanın işte Adem'den sonra gelen insanın meyve toplamasından başlayarak kapitalizmin yaşadığımız evrelerine kadar geçen süreç hepsi her yeni dönem bir önceki döneme göre daha üretkenlik. Ne diyor bu daha üretkenlik? Bu üretkenlik insanı tekrar etmeme izin verir. Tek değil bu. Hem aklıyla hem bedeniyle özgürleştiren süreçtir. Bunu temel almak gerekiyor. Burada bir şey daha var. Bunu size anlatmak çok kolay. Günümüzde ise işte bilimsel bilginin gelişmesi, yol göstericiliği ve o yolda bilinmesi daha bir kalıcılık sağlıyor. Daha bir önemli oluyor. Daha bir belirleyici oluyor. Bunu da hiç gözden uzak tutmamak gerekiyor. Bu insanlığın üretimde ve aklında gelişmesinin kimi doruk noktaları var. Bu doruk noktalarının en önemli derdindeki unutulmaması gereken Rene Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varım demesidir. Bu insan aklının gelişmesinde çok önemli bir aşamadır. Düşünüyorum. Öyleyse var mı? Düşünün. Devamını getiririz. Düşünün. Şimdi, daha sonra işte, kapitalizmin ortaya çıkışı, kapitalizmden kurtulmuş tabii. Ortaya çıkışıyla devamında kapitalizmin 100. yılı diyelim. Böyle kesin değil ama 1850'lerde ise insan aklı üçlü buluşmaya tanıklık etti. Bu üçlü şunlardır. Marshall dedikten sonra Smith, Ricardo vesaire ve Marx bize insana üretimde bulunduğumuz yeri söylüyor. Yani nerede yer alacaksınız? Üretici mi olacaksınız? Sahip mi olacaksınız?
nerede olacağımızı hatırlatıyor. Bu çok önemli bir aşama. Bunun kadar önemli bir aşama Darwin'dir. Hiç unutmayın. Darwin bizim kökenimizi ortaya çıkardı. Vazgeçilmez, önemli de bir gelişme. Zaman varsa bir şey anlatayım Darwin'le ilgili. Biliyorsunuz Darwin İngiliz asillerinden. Bir tanesi tabii taşıdı John diye. İngiliz asillerinden. Şimdi bu türlerin